Sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Demek ki asal çarpanları bulunacak önce. 10 faktöriyel sayısı da şu sayı zaten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu soruda şunu isteseydi, pozitif bölen sayısını falan isteseydi biz birebir asal çarpanların ayrılmış halini yazabilirdik. Ama burada pozitif bölen sayısını ya da bölen sayısını sormadığı için doğrudan doğruya tek tek bulmak zorunda değil. Sadece asalları bulsak yeterli. Bu sayıyı bölen, yani şurada gördüğümüz asalları çıkaracağız aslında. Burada gördüğümüz asallar 15 ve 2 şeklinde yazılır. Bu 5 ve 2. 9, 3 çarpı 3 biçiminde yazılır. 8, 2'nin kuvvetleri biçiminde yazılıyor. Burada 7 var. Şöyle baştan başlarsak 2 asalı var burada. Bunun içinde 3 asalı var. 5 asalı var. 1 de 7 asalı var. Bunun dışındakiler 4 sayısı 2'lerden meydana geliyor. 2'yi burada aldık zaten. 6 sayısı 3 ve 2'den meydana geliyor. Onları zaten almıştım. 8 sayısı 2'nin kübü. 3 tane 2'nin çarpımı. 2'yi zaten burada seçtik. 9 sayısı 3 çarpı 3. 3'ü zaten seçmiştim. 10 sayısı 2 çarpı 5. 2'yi de seçtik. 5'i de. Demek ki bu sayıyı bölen ya da bu sayıyı bölen demeyelim. Bu sayının asal çarpanları 7, 5, 3 ve 2. Bizden de bunların toplamını istiyoruz zaten. Toplarsak şurası 5, 10, 17 olur. Asal çarpanlarının toplamı 17.